Merhaba gençler, YouTube Fizikte Barış kanalına hoş geldiniz. Evet, Sadık Uygun Yayınları'nın LYS Spot Soru Bankası'nı çözüme devam ediyoruz. Test 154'e geldik. Sağaçlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hadi bakalım. Sağları verilen devrede eşdeğer sağ K kapalıyken, yani burası varken ne oluyor hemen? Bakın. 2C, C, 3C alt alta olunca paraleller ne yapılıyordu? Direkt toplanma yapılıyordu. 3, 4, 2 daha 6C. Yanda da 12C var, değil mi? Ne yapıyorduk bunlarda da hemen kolay olsun diye, yanlarda ikili olunca hatırlarsanız çarpımları bölü toplamları diyerek eşdeğeri hemen buluyorduk. Bir bölülerden de yapabilirsiniz ama hızlı gidelim. Çarpınca 72, toplayınca 18, demek ki 4C'miş birinci durum. Sonra ne diyor? K açıkken bu kol yok. Bakın 3 ile 1 alt alta olunca hemen topla. 4C oldu. Yan tarafta da ne var? 12C var. 2 tane olunca ne yapıyorduk? Hemen bitirelim işi. Çarp bölü topla. Çarp. 48. Toplamları 16 olunca şimdi sonuç ne çıktı? 3C çıktı. Bakın bu da C2'ymiş. C1'in C2 oranı soruluyor. Tabii ki cevap 4'e 3 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir başka soru. Sığa değerleri verilen sağaçlarla kurulan devrede KL arasındaki eşdeğer sağ. Bakın harf metodunu bilmeyen arkadaşlarım varsa dirençlerin bağlanması diye bir video paylaşmıştım. Sadece biliyorsunuz dirençlerle kondansatörlerin arasında ters ilişki var. Yani birisinde toplarken birinde 1 bölü diye topluyoruz. Ama harf metodu aynen geçerli. Eğer harf metodunu oturtamadıysanız mutlaka dirençlerin bağlanması ile ilgili hazırlamış olduğum videoyu izleyin arkadaşlar, rahat edersiniz. Bakın buraya geldiğimizde burada hiçbir kondansatörle karşılaştırmadığım sürece K yine bak karşılaşmadık. O zaman K harfini devam ettirebiliyordum, değil mi? Burada ise bakın L. L'yi de bitirelim. Gitmiyor, gitmiyor. O zaman buraya hiçbir şekilde ulaşamıyorsak buraya da M diyorduk. Ne yapıyorduk? K giriş, L çıkışsa o zaman M arada kaldı mı? Hadi bakalım. K'dan M'ye ne gördük? Bir tane. 2C. K'dan M'ye başka bir tane de 4C gördüm. Başkalık paralellik demektir. M'den L'ye de ne var? 3C var. Ve son olarak da K'dan L'ye de C var. Bakın hemen alt alta olunca ne yapıyoruz? Topluyoruz. Burası oldu mu 6C? 6C, yanında 3C, aşağıda da C var. Ne yapıyorduk? Bakın bunlar yan yana ise hemen çarpımları bölü toplamlarından çarp 18 topla 9 2C yaptı mı? Yukarısı 2C, aşağısı da C yaptı. Şimdi alt alta olunca da direkt topluyoruz. Sonuç 3C'dir. Eşdeğeri sormuş zaten. 3C diye bulduk arkadaşlar. Hadi bakalım. Özdeş sağaçlarla devre kuruluyor. Bakın aynı harf arasında olursan kısa devre olayıyla da tanışacaksınız. Hadi bakalım ne kadarmış. Buraya A, buraya B desek bakın. Çıktık yola A. Kondansatörle karşılaşana kadar A devam. Gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor. B'yi de bitirelim. B, değil mi? Gitmiyor. O zaman hadi buraya D diyelim. C vermeyelim. Sakat bir harf. D. Bakın eğer bir kondansatör aynı harf arasında kalıyorsa biz buna kısa devre diyoruz. Ve devre ne oldu arkadaşlar? Dikkat edin. A giriş, B çıkış olduğuna göre D de arada kalacak, değil mi? Başta A'dan D'ye ne görüyoruz bakın? 3C. A'dan D'ye başka bir kolda bir tane daha 3C. Sonra D'den B'ye de bir tane 3C gördüm. Ve son olarak da A'dan B'ye de direkt bağlantı olan bir 3C'miz var. Bakın 3 ile 3 alt alta olunca hemen ne yapıyoruz? Topluyoruz. 6C. Ne oldu? Burası 6C. Burası 3C. Aşağıda da bir 3C'miz var. 6 ile 3 yan yana olunca ne yapıyorduk? Hemen çarp bölü topla. Çarp 18. Topla 9 ise buranın cevabı 2C. Ne oldu? 2C'ye 3C oldu alt alta. Bunları da direkt topluyorduk. Cevap ne oldu? 5C diye sonuca ulaştık. Hadi bakalım. Sığalı devrede eşdeğer sığayı soruyor. Hadi bakalım yine çıktık. Bakın burası K gidemiyor. Kondansatör var. Buraya L dedim. Yine L. Gidemiyoruz. Şuraya M verelim. Şurası da M oldu. E buraya da o zaman mecburen N. Bakın giriş K, çıkış L. K'dan nereye diyorum önce? Bakın mecburen N'ye. Oradan da nereye? M'ye uğrayacağım ve bu işi bitireceğim. Başlayalım. K'dan N'ye ne görüyoruz? 2C. N'den M'ye bir 3C gördüm. Sonra N'den M'ye bir tane daha C gördüm. Başka M'den L'ye bir 2, bir daha bir 2 var bakın. Hemen 2C. 2C değil mi? Ne yapıyoruz? Hemen bakın burası 2C. Ne oldu? 1 ile 3 topla gelsin 4. 2 ile 2 hemen yine topladım 4 oldu. Şimdi bir daha bu üçlü olunca biliyorsunuz çarp bölü topla yok ama isterseniz hemen ikili gruplandıralım. Mesela bak bu ikili alayım. Çarp bölü topla. Çarpınca 16, toplayınca 8. Burası 2C'ymiş. 2C çıkan yine yanında 2C. E yine bunları ne yapıyoruz? Çarp bölü topla. 2 ile 2 çarp 4. Topla 4. 1C.
Sonuçta 1C'dir diye gruplandırma yapabilirsiniz. Sakın 3 taneyi çarpmayın o. Hadi bakalım. K ile L arasındaki eşdeğer. Bakın harf metodu verin mutlaka. Bazen kısa yollar arıyoruz biz de kendi kafamıza. Harf metodunda her şey güzel güzel çıkıyor. K gitmiyor bakın. Buraya L desek burası da L. O zaman buraya M verirsek bu da M. Ne oldu? Giriş K, çıkış L. O zaman M arada mı kaldı? K'dan M'ye 3C. Sonra K'dan M'ye bir daha bir 2C var, değil mi? Sonra M'den L'ye bir 5C'miz var. Ve sonra da K'dan L'ye bir C kaldı, değil mi? Ne güzel, bakın 3 ile 2'yi hemen toplayınca 5C. Burası 5C. Yanında da bir 5C. Aşağıda da C oldu. Ne yapıyoruz? Hemen bunları hemen hızlı bir şekilde çarp bölü topla diyorduk. Çarp 25. Toplamları 10. Ne yaptı? 5 bölü 2 C yaptı mı burası? Aşağıda da C var, değil mi? Ne yapacağız? Direkt toplayacağız. Yani 5 bölü 2 C artı C. Ne yapıyoruz? Bunun paydası 1. 2 dedik. Sonuç 7 bölü 2 C diye sonuca ulaştık arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Sağları verilen devrede KL arasındaki eşdeğer sağ 7'ymiş. İse X kaç olmalı? K gitmiyor, gitmiyor. L. O zaman buraya da M verirsek bakın. K, M, L devresi. K'dan M'ye ne gördük bakın? 4C. M'den L'ye bakın. Bir 3C gördüm. Bir de X var dikkat ederseniz. Bir de aşağıda da 5C'miz var, değil mi? Ve sonuç ne çıkacakmış? 7. Bakın. Burada bir şeyler bulacağız, değil mi biz? Buna 5'i ekleyince bakın burada bir şeyler olacak. Bir de 5'i ekleyeceğim. Sonuç ne olacak? 7C. O zaman demek ki buranın sonucu 2C olmalı. Nasıl olacak o zaman? Hadi bakalım, adım adım gidiyorum. 4C, 3C'ye x var. Sonuç 2C olacak. 4C ile kimin ki 2 yapar? Yani burayı bilmiyoruz. Buraya ne diyelim isterseniz? Y diyelim. 4C çarpı Y bölü 4C artı Y çarpımları bölü toplamların cevabı 2C. Bakın C'ler gitti. Şuradan da bir 2'yi temizleyelim. Ne oldu? 2Y eşittir. 4C artı Y ise Y'nin cevabının ne olması lazımmış? 4C çıkma. Yani burası 4C çıkmalı. 3C ile kimi toplarsam? Tabii ki 1C'yi. O yüzden o adam da 1C olmalıydı işte. Evet. Böylece testimizi sonlandırdık arkadaşlar. Bir sonraki testte yine görüşeceğiz arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.